Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy binası 14'e muhteşem bir geçiş yapacağız. Videoyu izleyeceksiniz ve diyeceksiniz ki yok böyle bir geçiş. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videonun başında yeni izleyen izleyicilerimiz vardır, abone olmamışlardır. Lütfen abone olarak destek olabilirsiniz. 15.000 aboneye geçtik, 20.000 aboneye doğru ilerliyoruz. Gerçekten güzel bir geçiş olacağını düşünüyorum. Lekesiz Burak hesabındayız. Köy binası 14 hakkındaki fikirlerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Ben açıkçası beğendim. Yeni farklı şeyler getirdiler. Birazcık karman çorman kalabalık oldu ama yeni şeyler her zaman güzeldir diyorum. Lekesiz Burak hesabındayız. Burada ganimeti ben efsanelikte kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir planım var. Birkaç gündür kupa kasmadım. Birazcık e, sıkılmıştım, yorulmuştum. Çok fazla canlı yayınımız, anlık güncelleme videolarımız geldi. O yüzden kupa kasamadım. Ama hesabımı efsanelikte götürmeyi düşünüyorum. Doğru bulan vardır, yanlış bulan vardır. Bana göre şimdilik Güzel gidecek gibi gözüküyor. Arkadaşlar ilk defa hesabıma altın bilet alacağım. Altın bileti alarak bir başlayalım. Hemen şuradan geliyorum. 46.99 karşılığında satın al dedim. Ve buradan hemen altın biletimizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Evet alış başarılı. İlk defa altın bilet aldım bu arada. E, altın biletimiz geldi. Ödüllerimiz geldi. Bir sürü ödüllerimiz var. Üst tarafta gördüğünüz gibi baya bir şey almış durumdayız. Gayet güzel olacak. Hepsini tek tek toparlayacağız. Bol bol çekicimiz var. Büyülü öğelerimize bir bakalım arkadaşlar. Büyülü öğelerimiz bu şekilde. Her şeyden var. Sadece her şeyin kitabı yok. Bu da birazcık komik oldu. Bir de küreğimiz yok. E, Çekiçlerimiz bir parti var. Onun dışında madalyalarımız bulunuyor arkadaşlar. Burada 1060 madalyamız var. 4 tane çekicimizi harcayacağız. Üzerine yeni alacağımız çekiciler olacak. Her adımını köyümüzün düzgün bir şekilde ilerletmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak bir köy binası 14'e geçiş yapalım. Şöyle bastım. Çekiç kullanmayacağım arkadaşlar. Yükselt diyorum. Yeni gelen tuzaklar ve pet house bulunuyor. 20 gün süren bir yükseltmemiz var. 16 milyon altın karşılığında bastım. Ve inşaat kitabıyla bitiriyorum. İlk hamlemiz bu şekilde oldu ve köy binası 14'e geçiş yaptık. Orman arka planı açıldı. Hesabımızın ilk arka planı olacak. Şuradan çarpıya bastım. Şimdi bize bilgileri gösteriyor. İnşaatçı kulübesine bastım. Merhaba şef. İnşaatçılar savaşlara daha fazla katkıda bulunmak istiyor diyor. Kulübelerini yükselterek neler yapacaklarını görebilirsin. İnşaatçı kulübeleri artık savunma görevi de görüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir geçişimiz oldu. Şöyle hemen Belediye Binası 14'ün görüntüsünü sizlere göstereyim. Klan kalemizde yanında Lekesizler klanımız. Bir arka planı değiştirelim arkadaşlar. Şöyle geldim arka planımızı klasikten hemen orman arka planına çevirdim. Orman arka planına baktığımızda sağ tarafa bir dere geldi. Çok güzel bir dere. Onun dışında bu taraf jungle, orman olarak geçiyor arkadaşlar. Alt tarafta da ormanımız bulunuyor. Sade klasikten daha güzel olduğu kesin. Eğer ki e, para verip arka plan satın almak isterseniz burada özel tekliflerde nerede kaçırdık vallahi kaçırdık. Şimdi şuradan bir geriye geldim. Dükkan dedim. Heh burada. Burada bir sürü özel teklifler var. Destansı orman arka planı gördüm. Çok güzel görüntüsü var. 65 lira değer mi bilmiyorum. Ben almam arka plan. Ama şu ormana hoş geldim. Mahşileşme zamanı. Orman şampiyonu benim çok hoşuma gitti. Yani bunu almayı düşünüyorum. E, pek de emin değilim. Arada deredeyim. İlerleyen zamanlarda alabiliriz diyorum. Şimdi ikinci hamlemiz olarak. Klan kalesini arkadaşlar çekiçle bitireceğim. İnşaat çekicimizi basıyorum ve 20 gün süren bu yükseltmeyi tamamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Köy binası 14'te Klan kalemiz ve belediye binamız yeşil sarı renklere büründü. Bu şekilde bir görüntü var. Buradaki yükseltmemizi de tamamladıktan sonra hemen geriye doğru gelelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hamlemiz olacak. Burada tüccarımıza inşaat kitabı geldi. İnşaat kitabının bir tanesini harcadığımız için bunu hemen alıyorum. Bunu aldıktan sonra belediye binası ve klan kalesi bitti. Burası bir problem yok. Şimdi geliyorum arkadaşlar buradaki laboratuvarımızı iksirle yükseltip kitapla bitireceğim. 12 milyon iksir karşılığında 12 gün süren bu yükseltmeyi basıyorum ve daha sonrasında inşaat kitabıyla bitiriyorum. Hayırlı olsun. Bunu yapmamın en büyük sebebi yükseltme yapacağız ya. Boşuna beklemeyelim arkadaşlar. Bu şekilde bir hamlemiz oldu. Şimdi yeni gelen şeylerimizi alalım. Yeni gelen şeylerimizden kastımız nedir? Tuzaklar geldi. Onun dışında savunma geldi arkadaşlar. E, savunma dediğimiz duvarlar yani 25 adet duvar geldi. Bu arada Türkiye haritamızdaki bu düzenimiz gidecek. Artık yeni 25 duvar eklenmiş e, Türkiye haritası tekrardan yaparız. Şu şekilde hemen e, basıyorum ve 25 tane duvarımızı tamamlıyoruz. Şuradan şöyle bastım. Harita da yukarı doğru kayıyor. <laughs> Tamamdır. Şimdi ikinci partiyi de şuradan basalım. Tamamdır. Burası da bitti. Şurada bir tane birleşme noktası var. Şu birleşme noktalarını bir düzenleyelim. Şuraya doğru çekiyorum. Buraya getirdim. Burada ufak odun duvarlarımız var. Birinci seviye çok düşük. Tamamladık. Şurayı da alalım. Buradaki sırayı da seç diyelim. Şöyle düzenli bir şekilde ikili parti olarak koyduk arkadaşa. Duvarlarımız da tamamlandığına göre şimdi yeni gelen tuzaklarımızı alabiliriz. Dükkana girdim. Dükkandan hemen tuzaklar diyorum. Buradan tek tek bomba kulesini alıyorum. Şuraya koyuyorum. Daha sonrasında tekrar geldim tuzaklar dedim. Buradan hava bombasını alıyorum. Hava bombasını kurdum. Ondan sonra macıma dev bombayı kuralım. Dev bombamız da tamam. Tuzaklara geldik tekrardan. Güdümlü hava mayını bunu da kurduk. Ondan sonra bir daha geldik ve sonuncu olarak iskelet tuzağını kuruyorum. Bunlar tamamlandı. Çok güzel. Altın olarak burada baya bir altınımız var. 6 milyonda iksirimiz bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bu altın bilet olayına bir gelelim. Ödüller dedik. Şimdi şöyle bir bilgilendirme yapayım. Altın bilet ile ilgili yanlış bir hamlem olursa kusura bakmayın. Çünkü ilk defa aldığım için birazcık acemiyim. Bir taşla bağışı aldım. Daha büyük sezon bankası inşaatçı hızlandırma. %10 eğitim hızlandırma... %10 araştırma... İksiri alamıyoruz doluymuş... Büyük kitabını alamıyorum... İksir ünlü alamıyoruz... Araştırma iksirini aldım... Daha büyük sezon bankası... Duvarımızı aldım... Kahraman iksiri yükseltmesi... Kar iksiri alamayacağız var... Savaş kitabı alamıyoruz... %15 inşaat hızlandırma... %15 eğitim... %15 araştırma... Tekrardan bir sezon bankası... Güç iksiri, engel küreyi bunu alamayacağız. Kaynak var mı? Bunu yeşil taşa satsak mı? Neyse onu da kullanırız. İnşaat hızlandırma, eğitim hızlandırma, şunu da alalım. Tamam buraya kadar geldik. Buraya kadar geldikten sonra şimdi 6 milyon iksirimiz var arkadaşlar değil mi? Depolarımıza bir bakalım. Deponun bir tanesi yükseltmesi ne kadar? Evet 4 milyon 800 e, altına düşmüş. İksir olarak e, iksir depoları nerede? Altın pardon altın depoları nerede? Burada altın depomuz mevcut. Şimdi şuradan bir 4 milyon 800 karşılığında 9 gün 14 saat süren bir altın deposu yükseltmesi yapıyorum. Bir tane inşaatçımızı bağladık. Daha sonrasında şuradaki duvarlarımızı yükseltip altınla yükseltiliyor. Tamam altın rünümüz de var zaten. Şunları bir harcayalım derken aklıma şöyle bir fikir geldi. Burada yükseltmemiz gereken yani klan kalesinden toplamamız gereken ganimetlerimiz var. Bunları bir topladım arkadaşlar. Zaten 5 tane inşaatçımız var. Depo yükseltmeleri çok önemli olduğu için depoların 2 tanesini daha basacağım. Hangilerini basacağım? Bir tane daha altınla basacağım. Şu şekilde. Bir tane de iksirle basacağım. Bunları da tamamladık. Gayet güzel. 3 tane inşaatçımız boşta. Bunların zaten yükseltmesi devam etsin. Bizim için problem değil. Biz gelelim şuradan duvarlarımızı yükseltmeye başlayalım. Tek tek basıyorum. Altınların sonuna kadar basacağım arkadaşlar. Evet, şuradan bir daha basalım. X ne zaman geleceğiz? X ile de basmak istiyorum. Şuradan bir parti daha pardon, altınla basalım. Evet. Şimdi e, şu tarafa geçeceğim. Bunları zaten yükselttik. Aynı şekilde Altın ürünü de kullanmamız gerekiyor. Tamam altın ürünü kullanacağız. Şimdi bir laboratuvardaki yükseltmemizi bir gerçekleştirelim arkadaşlar. Elimde bir tane inşaatçı bir tane de e, büyü çekici bulunuyor. Bunları neye kullanacağım? E, savaş çekicini inşaatçı dedim savaş çekicini şifacıya kullanacağım. Onun dışında barbar, okçu, duvar kırıcı, bebek ejder, klon büyüsü, zehir büyüsü, dal kavuk, walkery ve buz golem bulunuyor. Bunların içerisinde benim için en önemlisi şifacı arkadaşlar. Çünkü kraliçe yürüyüşü için gerçekten önemli. O yüzden savaş çekiciyle bunu tamamlıyorum. Bunu bitirdik. Daha sonrasında geliyorum zehir büyüsünü büyü çekiciyle tamamlıyorum. Bunu da yükselttik. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi diğer etapta ikinci parti alacağımız çekicilerde arkadaşlar büyü çekici ve savaş çekici almayacağım. Neden diye sorarsanız. Barbar, okçu, duvar kırıcı, bebek ejder, klon büyüsü, dal kavuk, buz golem bunlar benim için çok önemli birlikler değil. Bunlara çekiç harcamaktansa kahraman çekici almak vesaire daha mantıklı geliyor. O yüzden bir hafta beklerim. Madalyalarımı bu şekilde değerlendiririm. Yani sizlere çok daha güzel görsel şölen yapmak için çekiç harcamak isterdim ama şimdi hem klon büyüsünü yükseltip yanına bir de büyük ihtimal buz golemi yükseltirdim. Sonrasında zaten Antin kuntin şeyler kaldı. Bunları hani normal yükseltmede yapabiliriz. Yani çekiç kullanmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde bir hamle yapacağım. Üçüncü olarak geldiğimizde kartal topuna çekicimiz var. 16 gün kartal topuymuş. Kaya saçarımız nerede? Kayısı bakalım. Bunun günü daha kısaymış. O yüzden kartal topunu basmak daha mantıklı. Şöyle bir bakalım. Evet, 15 gün 4 saat. En mantıklısı kartal topunu yükseltmek. Madalyalarımıza geldik. Buradan inşaat çekicini alıyorum arkadaşlar. İnşaat çekicini aldıktan sonra şöyle bir yaklaşalım. Evet, kartal topumuzu da inşaat çekiciyle basıyorum ve 16 gün süren bu günlerin düşmesi de ee, tamamıyla altın biletten gelen bir özellik. Kartal topumuzun görüntüsü de bu şekilde. Maksimum kartal topu arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntüsü var. Bunu da yükselttik. Bu da tamamlandı değil mi? Şimdi elimizde neler var? Ee, çekiçlerimiz hala bulunuyor. Kahraman çekicimiz vesairemiz var. Biz bir gelelim. Buradan bir tane altın rünümüzü kullanalım. Altını zaten dibine kadar bastık değil mi? Altın rününü buradan kullan diyorum. Normalde tabii ki videoda olmasaydık bu rünü kullanmazdım. Beklerdim. Depolar tamamlandıktan sonra kullanırdım. Fakat arkadaşlar şu an videoda olduğumuz için bunu da harcama gereksinimi duydum. Onun dışında şimdi gelelim bir tane inşaatçımızla ne basalım? Kaya saçar basabiliriz. İnşaat kitabımız bulunmuyor değil mi? Şöyle bir bakalım. Şu küreyi bir satalım arkadaşlar. Yeşil taş gelsin. Evet. Çekicimiz var. Kitabımız var. Vesaire vesaire. Aa büyük kitabımız ve savaş kitabımız var zaten. Çekiç almamıza gerek yokmuş. Aynen öyle. Şimdi şöyle yapacağım. Cehennem kulesi mi bassak? Kaya saçarma mı bassak? Bunun arasındayım. 15 milyon 200. Cehennem 15 milyon 200. İkisi de aynıymış. Depoda basabilirim aslında ama... Altın rünü olarak başka rünümüz kaldı mı Altınımızı dikkatli kullanmamız lazım Ama iksir rünümüz var Burada bir iksir rünümüz var Bir tane de gelecek bir tane iksir rünümüz var O yüzden onlarla büyük ihtimal depo basabiliriz arkadaşlar Ben şöyle yapacağım Bir tane cehennem kulesini şuradan yükselteceğim inşaata Tamamdır Bu şekilde bir hamlemiz oldu İki tane inşaatçımız boşta değil mi şimdi? Güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kahraman yükseltmemiz gerekiyor değil mi? Kahraman yükseltme olarak şöyle söyleyeyim. Bütün kahramanların özellikleri birbirinden farklı. Benim için en önemli kahraman kesinlikle koruyucu arkadaşlar. İksirle basılıyor, ediliyor eyvallah ama ben efsane liginde kupa kasmaya ve ganimet kasmaya devam ettiğim için benim için en önemli kahraman koruyucudur. Koruyucu ne kadar kısa sürede maksarsam benim avantajıma gelir. Bu arada efsane liginde devam ettiğim için barbar krala kitap veya çekiç kullanmayı düşünmüyorum. Onun dışında genellikle kraliçeme ve kraliyet şampiyonuma kitap kullanacağım ya da çekiç kullanacağım. Şimdi ilk etapta ben şöyle bir hamle yapmak istiyorum. Koruyucu tüm orduya etki ettiği için arkadaşlar koruyucu yükseltmesi yapacağım. Koruyucumuzu çekiçle yükseltiyorum. Buradan 51. seviyeye. Hayırlı uğurlu olsun. Geliyorum. Tekrardan bir madalya alacağım. Bir kahraman çekici daha alıyorum ve 775 çekicimiz kalıyor. Şimdi buradan tekrardan büyük koruyucu çekiçle yükselteceğim. Bunun da yükseltmesini gerçekleştirdim. Güzel. Buradan çıkalım. Şimdi elimizdeki kitaplar bulunuyor. Kara iksirlüğümüz vesairemiz de var arkadaşlar. Laboratuvara giriş sağladık. Burada kitap harcayacaksak bu ne kitap olabilir? Buz Golem 13 gün 14 saat. Valkyrie 13 gün 14 saat. Minyon 13 gün 4 saat. Duvar kırıcı yükseltebilirim bu arada. Çünkü süper duvar kırıcı işime yarıyor. Buz Golem taraftarıyım açıkçası birazcık. En azından hani koruyucuyu yükselttik. Koruyucuyu yükseltince de buradan buz golemi aradan çıkartırsak bizim için rahat olur diye düşünüyorum ve buradan kara iksirimi yükseltip savaş kitabıyla bitiriyorum arkadaşlar. Bunun da hamlesini yaptık. Şimdi pet house'u hala kurmadık. Farkında mısınız? Bir pet house'umuzu kuralım. Pet house'umuzu nasıl kuracağız? Şuraya geldim. Şimdi İksir, toplayıcıdaki iksiri de aldık arkadaşlar. Burada sıra seç diyelim. Şöyle hemen bir duvar yükseltmesi daha gerçekleştireceğim. E, duvar yüzümüz de var. Onu da kullanacağız. İkinci olarak şurayı bir gelelim. Sıra seç dedim. Bunların hepsini altınla basıyorum arkadaşlar. Tek tek altınımızı da iyice harcayalım. Dibine kadar kullanalım. Şöyle bastım. Tekrardan basıyorum. Sonuncuyu da bastık. Tamamdır. Baya bir duvar yükseltmesi gerçekleştirdik değil mi? Şimdi burada x bir tane bastım. Tekrar geldim. x ile bir tane daha bastım. Ve bunların yükseltmesi de gerçekleştirildi. Güzel. Şimdi geliyorum. Bir tane x ürünümüzü buradan kullanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu iksirimizle bir Pet house'umuzu kuralım. Daha fazla beklemeyelim. Pet house'umuzu da aldık. Şöyle şu tarafa kuralım. Buraya kurduk. Bu da tamam. Bu artık bitecek. Bunun için kitabımız kalmadı. Bir tane inşaatçımız kaldı son olarak. Bunu da artık dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Daha kara iksir rünümüz var. Kitapla yükseltme yapacağız. Ee, şimdi şuradan bir bakalım bakalım. Hemen belediye binasına geldim. Anam 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 neler oluyor yanlışlıkla bastım. Bir an heyecan oldu. Şimdi duvar yükseltmelerimiz var. Şu duvar yükseltmelerimizi bir aradan çıkartalım. Geldim buraya duvar yüzümüzde bir tane duvar. İki tane duvar. Şöyle üç tane duvar. Dördüncüye yetmiyor. Dördüncüyü de arkadaşlar buradaki İksir ürünüyle basalım diye düşündüm açıkçası. Bunu da şuradan iksir ürünü diyorum. Normal iksirimizle bastım ve son 400 bin iksirimiz kaldı. Bu 400 bin iksirle de geldim. Buradaki duvarımızı yükselttim. bunu bir tane de duvar yüzüğüyle taçlandıralım. Evet daha duvar yüzüğümüz var bu arada. Şunu da bastım beyaza getirdim. Başka duvar yüzüğümüz varmış. Şimdi bunu tekrar basıyorum. Tamam duvar yüzüklerini de öldürdük arkadaşlar. Gayet güzel. Unuttuğumuz bir şey var. Altın biletimizdeki e, ödüllerimiz var. Şuradan bir kara iksir alabiliriz. 2 adet kaynak iksiri var. Normal iksirimiz var. Savaş kitabı kara iksir rünü. Bir tane iksir rünümüz var. Bu iksir rününü alacağım. Bu arada büyük kitabımız var. Şimdi şunu aldım arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra geliyorum. Şu büyük kitabını da aradan çıkartalım. Şu klon büyüsünü kullanacağım. Hiç istemesem de büyük kitabı çıksın. Elimde bir tane fazladan bulunuyor. O yüzden harcamasını gerçekleştireceğim. Şuradan kullan dedim. Aslında koruyucuyu kitapla basmayı düşünüyordum. Fakat onu yaparsam laboratuvarımız boşta kalacak arkadaşlar. Hemen klon büyüsünü basıyorum ve bunu da kitapla bitiriyorum. <laughs> bunu da tamamladık. Vallahi bitmek bilmeyen yükseltmelerimiz oldu. 4 milyon 800 bin iksirimiz var. Elimizde neler kaldı? Tekrardan geliyorum. Kara iksir ürünümüz var. Kahraman kitabımız var. Bunları da kullanalım. Elimizdeki iki tane kara iksir rününü şu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi 52.000 kare iksirim var. Buradan da gelen ödüllerden seçtiğimiz burada 10.000 kare iksirimiz var. Bunu da alabilirim. Normal iksir sağlayıcımız da var arkadaşlar. Ama iki tane rünümüz var bakın. E, normalde videoyu burada da kesmek istemiyorum. Bu kadar bir şölen yarattık. Şöyle bir hamle yapacağım. Elimdeki 52.000 kare iksiri unutup kendi kare iksir rünümü kullanıyorum. Bunu kullandım arkadaşlar. Bunu kullandıktan sonra 300 bin kare iksirimiz bulunuyor. Geliyorum. Burada kraliçemizi yükseltmeye vereceğim. Kraliçemizi yükseltmeye veriyorum. 6 gün 9 saat bu da e, yükseltmeye verildi ve kahraman kitabıyla basıldı. Bunu da tamamladık. Gayet güzel. Tekrardan 55 binlik bir kare iksirimiz var. Laboratuvarımız boşta bulunuyor. Laboratuvarımız boşta olduğu için... E, kare kara iksir rününü çok da heba etmek istemiyorum açıkçası. Yani 8 tane de efsanelik saldırım bulunuyor. Şuradan bir eksikliklerimizi alalım arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Büyük kitabımızı aldık. İnşaat iksirini alamıyormuşuz. Şimdi başka da bir şey kalmadı mı? İnşaat iksiri dedik. Şöyle geldim. Şunu da alalım arkadaşlar. Şunu almıyorum. Bekletiyorum ve buraya geliyorum. Şimdi bir tane inşaatçımız var. 6 milyon 300 bin iksirimiz bulunuyor. Bu ile de son bir tane altın deposunu yükselteceğim. Kara iksir ürününü harcamak çok istemedim arkadaşlar. Birazcık ganimet kasayım laboratuvar öyle doldurayım. Efsanelik saldırılarım duruyor. 8 tane saldırım var. Bunları bekletmiştim. Son olarak buradaki altın deposunu da yükseltiyorum 9 gün 14 saat bastım. Şimdi şöyle bir hamle yapacağım. En erken inşaatçım 9 gün 13 saat sonra boşa çıkıyor. Hemen geldim. Buradan inşaatçı iksirlerimi basıyorum arkadaşlar. Bunlar da iyice süreleri düşürsün. Şunları peş peşe bastım. Hemen bu altın biletteki inşaatçı iksirini de alacağım. Nerede bu? Evet, bunu da aldık. Bunu da basacağım arkadaşlar. Şuradan hemen sonuncuyu da kullanalım. İnşaatçılarımız ne kadar erken çıkarsa bizim için o kadar güzel. Bayağı bir harcama yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bence çok güzel yükseltmelerimiz oldu. Şu duvarlarımız da güzel duruyor bence. Çok kişi beğenmedi ama ben sarı duvarları da beğendim. Yeni gelen duvarlarımızdan da bayağı yükseltme yaptık. Kartal Topu Kılan Kalesi Belediye binasını bitirdik. Depolarımızı bastık yavaştan. Pet house'umuz açılacak. Yani gayet güzel bir ilerleme kat ettik. Şimdi ben bol bol saldırı yapıp şuradaki ganimetlerimi arttıracağım ve daha sonrasında laboratuvarda bir yükseltme yapacağım arkadaşlar. Ee, mükemmel bir geçiş oldu. Öyle olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.